bir takım kavramsal çözümler üreten, firmalara vizyonsal tasarımlar yapan bir firma. Üniversite son sınıftan beri hala senede bir iş, iki iş mutlaka onlarla bir proje, iki proje birlikte oluyor. Şu anda da iki tane ortak proje, yani ortak değil, onların projesinde, iki projesinde aktif olarak çalışıyorum. Onun dışında işte mobilya tasarımı, UX, UI tasarımı, aklınıza gelebilecek ne varsa bir parça elimi daldırmaya çalıştım zamanında. Şimdi kimisi azaldı, kimisi arttı. Ben de çok hani hala çeşitli şeylerle uğraşıyorum. Bunun yanı sıra sanatla tasarımın kesiştiği bir takım projelerim var. İsterseniz size bir parça çalışmalarımdan bahsedeyim ekranımı paylaşarak. Çok olur. Benim web sitem hiç güncel değil, çok eski. Burada eskiden kalma, hatta çoğu öğrenciliğime ait bir takım işler var. Şuna birazcık bakalım. Bu atölyede, Şişli Bomonta'da da yer alan atölyede yaptığım bir projeydi. 2 ay boyunca mantarla çalıştım. Malzemeyle çalışmayı seviyorum. Her zaman çok da fırsatım olmuyor. Burada çok bir atölyem yok. Elle bir şeyler yapabileceğim ama fırsat buldukça böyle şeylere, kolaborasyonlara açığım. Mantardan gördüğünüz gibi işte aydınlatma elemanları, oturma elemanları ya da işte farklı farklı takılar. Bu mesela gıda ile ilgili bir şeydi, işte sos ve sıcak bir şeyi servis etmek için. Bu tarz farklı ürünler üretmiştim. 2 ay içerisinde hepsinin tasarımı ve üretimi gerçekleşti. Hakikaten çok hızlıydı yani. Çok keyif aldığım bir projeydi. Malzemeyle çalışmayı seviyorum. Onun dışında mesela neden bahsedelim? Bu bir oyun. Bir tane oyun tasarlamıştım. Cam, ahşap, metal, çeşitli metal, burada sanırım pirinçti bu. 3 boyutlu yazıdan çıkan bir zardı. Böyle çeşitli malzemeleri bir arada kullanmayı ve bir hikaye oluşturmayı seviyorum. Burada Shakespeare'in Tüm Dünya Bir Sahnedir monoloğu, As You Like It oyunundan benim esin kaynağım olmuştu. Hayatın 7 aşama olduğunu ve bu 7 aşamanın bir bebek, bir çocuk, bir aşık, bir savaşçı gibi, böyle hani çeşitli Shakespeare'in bu monoloğunda geçen 7 aşamayı bir parçacık figürlere yansıtmaya çalışmıştım. Daha sonra da döngüsel bir, yani hayatın bir döngü olmasını referans veren döngüsel bir tahta tasarlamıştım. Ve o oyun gittikçe basitten başlayıp kompleksleşiyordu, sonra tekrar basite dönüyordu. Yani hani birazcık hayatın sonu ve başının benzerliği ve ortasında gitgide kompleksleşmesi gibi bir takım düşünceleri buna entegre etmeye çalışmıştım. Böyle bir oyundu bu. Bu tasarımda şiirin bir şekilde tasarımın parçası olmasını şu ya da bu şekilde seviyorum. Benzer bir tutum çok yeni yaptığım bir işte var. Moda sahilinde bunu görebilirsiniz. Güneyburnu'nda Kayıkhane'ye çok yakın. 150-200 metre. Bir güneş saati bu. Tasarım Bienalinin teması empatiydi ama bir insanın diğer insanı anlamaya çalışması, anlaması üzerinden değil de biraz daha nesnelerin dünyayı anlamamıza ve onu daha bütüncül bir şekilde idrak etmemize nasıl faydası olur? Bu şekilde bir empati anlayışından yola çıkarak gittiğim bir projeydi. Burada da birazcık göksel cisimlere acaba daha farklı nasıl yaklaşabiliriz, onları nasıl anlayabiliriz gibi bir soru ile bu güneş saatini tasarlamıştım. Şurada bir yıldız haritası var, görüyorsunuz. Şurada bir takım noktalar var. Burada 12 tane var, burada bir tane var falan. Şuralarda da farklı rakamlar var. Bunların her, şuradaki tırtıkları da belki görüyorsunuzdur. Bilmiyorum, zoomlarsam. Yani bunların her biri bir gün aslında. Şurada da aylar var. Pardon, saatler var. Yani işte atıyorum Ocak ayının, 12. ayın ilk günü. Oradan bunu seçip oradaki saat gece 1 ile eşleştirdiğiniz zaman bu yıldız haritası tam olarak yıldızların konumunu veriyor size. Şurada da bir şiir var. Kadıköy'de eğitim veren, Kadıköy'de bir dönem yaşamış Türkiye'li bir şairin zaman hakkında yazdığı bir şiir. Böyle birazcık daha etraftaki nesneleri, yani tasarladığım nesneleri etrafımızla kurduğumuz ilişkide, insan olma deneyiminde onu idrak etmemizde nasıl daha farklı bir rolü olabilir? Ona bakıyorum. Yani endüstrideki daha faydacı ve nasıl diyeyim,
kapitalizm lafını çok kullanmayı sevmiyorum ama para odaklı veya işte satış odaklı, pazar odaklı yaklaşımdan ziyade benim ilgi alanlarım birazcık insan olma deneyiminin artırılması üzerine diyebiliriz. Yani bir bakış açısından da. Bu da böyle bir proje. Açıkçası en sevdiğim projelerimden biri oldu yaptıktan sonra. Bir parça yamuk, yamuk derken şunu kastediyorum. Manyetik sapma diye bir şey var. Yani tam kuzeyi bulduktan sonra aslında haritaların pusulanın gösterdiği kuzey yanlış. 5-6 derece civarı, 5.6 sanırım. Manyetik sapma dediğimiz bir şey var. Tam doğru kuzeyi bulmak için ona ihtiyacımız var. Onu bir türlü uğraştım, %100 doğru hesaplayamadım. Dolayısıyla giderseniz burada saati görürsünüz ama bir 15-20 dakika şaşabiliyor. Mevsimden mevsime de bir takım şeyler değiştiği için tam oturmuyor ama. Yani aşağı yukarı saati görebilirsiniz. Yıldız haritasının konumu ise size yıldızları doğru verecektir. Tabii yıldız görebilirsiniz her şehirde. Öyle de bir şey var. Güneş saati ilk yaptığım güneş saati değildi. Bu G27 isimli bir sanatçı rezidans programında yaptığım bir güneş saati. Burada hiç rakam yok. Yani tamamen orada yaşadığım diyeyim bir takım duyguları, bir takım mekanla ilgili hissettiğim şeylerin soyutlaması diyebilirim. Biraz daha farklı bir güneş saati. Yani oradaki mekanı birazcık sayılara değil de duygulara veya formlara çevirdim. İşte Boğaz manzaralı bir yer. Burada çok görünmüyor ama orada gözüken dağlar, tepeler ya da işte günün bitimi gece ışıktan buradan gelirken gölge oraya düşüyor vesaire. Hani günün başlangıcından bitişine yaşanan hissiyatlar vesaire. Birazcık onları soyutladığım bir çalışmaydı. Başka görelim neler varmış eski projelerimizde. Ha mesela çok farklı çalışmalar yaptım. Mesela bu eski bir performans çalışmam. Okulda yapmıştım. Pandemide bu çalışmaya çok geri döndüm baktım. Bu bir performans çalışmasıydı arkadaşlar. Bu da gördüğünüz sanatçının ismi Julie Leffin. Kendisi çok enteresan bir hikayesi var. Environmental illness yani çevre hastalığı diye bir hastalıktan muzdarip. Bir performansı için Amerikan ordusuna ait battaniyeleri yıkarken oradaki kimyasalar o battaniyeleri daha sonra şeye Beyaz Saray'ın önüne yerleştiriyor ve hepsinin içerisinde pompalarla hava basıyor ve o battaniyeler yükselip alçalırmış gibi gözüküyor. Yani sanki nefes alan bir şeyler varmış gibi için böyle bir enstalasyon yapıyordu bu kadın. Bunu yaparken bütün battaniyeleri yıkıyor. Yıkarken onları salgıladığı kimyasallara maruz kalıp çok ciddi bir hastalık geçiriyor. Bu geçirdiği hastalıkta çok onun duyarlı olmasına sebep oluyor. Çamaşır deterjanı kokusunu 1 kilometre öteden onu rahatsız ettiği için çok uzak bir yere yerleşiyor. Yani alerjik reaksiyon gösteriyor herhangi bir kimyasala karşı. Onunla buluşmadan önce kimyasal sabun olmayan şeylerle yıkanıyor. Hatta saçlarımızı şeyle baking soda nedir? İşte karbonat gibi bir şeyle yıkıyorduk falan. Yani böyle tamamen doğal sabun kullanıyorduk falan. Ve 2 hafta öyle duş alıp onunla öyle buluşmaya gittik. Yani bir deodoran veya parfüm kokusu çok rahatsız ediyor onu. Ve acaba fiziksel temasın yerine geçebilecek başka bir alternatif var mı diye düşünüp onunla acaba birbirimize hani nasıl fiziksel temasımız olabilir? Onun üzerine bir performanstı. Ya insan olma deneyimini artırmak derken bir parça böyle şeyler de ilgimi çekiyor aslında. Yani tamamen bir sanat çalışması, yani performans çalışması. Çok uzun iplerle birbirimizi dengelemeye, birbirimizi itmeye, çekmeye vesaire yani fiziksel etkileşimde bulmaya çalıştık. Böyle bir performansım vardı. Yaptığım işlerdeki çeşitliliği göstermek amacıyla. Ölümle ilgili arada sırada düşünüyorum. Kaç tane mezarlık tasarımım da oldu. Bu ölümle ilgili bir objeydi. Bunu da okuldaki Milano dersinde yapmıştık. Bir proje yapıyorduk. O Milano'ya gidiyordu. Vefat eden bir kişiye adadığınız bir kutu ve belli bir takım kağıtlar ve ona özel bir kalemle geliyordu işte. Ona mesajlarınızı kendi istediğiniz sıklıkta bir ritüel uygulayarak bu kutunun içine koyuyordunuz ve öyle kalıyordu. Bu koryandan yapılmış böyle simsiyah absolut bir kutuydu. Bu da mesela tasarımcının konusu olabilir. Yani ölümle nasıl yüzleşiyoruz? Eski ritüellerle devam edebilirsiniz ama yani hani başka ritüeller de üretilebilir mi? Tasarım nesneleri her zaman bunun içinde var. Vesaire. Bunlar çok eski projeler aslında. 2 sene Studio Kostüsen'de çalıştım. Bir parça ondan da bahsedebilirim. Benim için önemli bir deneyim oldu. Çok başarılı, yani Türkiye'deki tasarımcı deyince hakikaten herkesin ilk isimlerden, ilk saydığı isimlerden biri olan Defne Kos.
Çok şey öğrendim stüdyoda. Bunlardan bir tanesi form dili kullanmak olabilir ama yani hani bu form dili tamamen bir hayat görüşünden, düşüncesinden çıkıyor. Minimalizm, sadelik, estetik, uyum. Hani bunları hayatının merkezine koyan bir insandan ancak bu kadar fazla proje, bu kadar uyum içerisinde, bütünlük içerisinde çıkabiliyor. Şu mumluk seti mesela benim üstünde çalıştığım bir projeydi. Bu proje yapılırken oradaydım ama hani aktif olarak çalıştığım bir şeydi. Bu Pınar Free'nin ambalaj tasarımı. Bunda da epey bir çalışmıştım. Creavit için bir şey yapmıştık. Banyo seti vesaire. Orada da epey bir çalışmıştım. Pek çok aydınlatma projesinde çalıştım. Bakalım neler çıkacak. Bu Paşa Bahçe'den alabilirsiniz bunu. Bunda da çalışmıştım. Bu projenin hikayesi de çok ilginç mesela. İç içe aynı renkte camları aslında çizmiştim ve render alıyorduk. Sonra KeyShot'ta şey ayarını eksik unutmuşum. Ne derler? Ray Bounce. Yani ışığın kaç kere sektiği ile ilgili. O yüzden içerideki yüzey siyah çıktı. Defne Koz gördü. Dur dedi. Sakın bozma. Biz burada farklı renkleri iç içe kullanalım. Çok iyi fikir falan filan. Ya öyle bir kazaya da açık olmak önemli. Bir parça. Şu tasarım çok önemlidir. Burada Lipton çay bardağı. Bu tasarım çok eski bir tasarım ama bunun özelliği şu arkadaşlar. Endüstriyel tasarımcı nedir? Türkiye'de bilinmezken Defne Koz bir tasarımcı ismiyle yani Defne Koz tasarımı bardak diyerek Lipton'la eşantiyon ürün tasarladı. Ve bu ürün sadece iyi bir bardak vermedi Lipton çay içenlerin yanına. Onlara aslında bir tasarımcının ürüne değer kattığını gösterdi. Yani bu bardak özel çünkü bunu Defne Koz tasarladı. Üstüne yazıyor falan. Tasarımcının adı belli, biyografisi belli. Hani herhangi bir bardaktan farklı bir şey. Bu derken tasarımcı dediğiniz şey aslında kültüre girmesine çok faydası olmuş önemli bir tasarım. Yani o açıdan endüstriyel tasarım mesleğinin Türkiye'ye tanıtılması açısından önemli bir ürün. Böyle. Çeşitli ürünler var. Bunlar bir parça daha eski ürünler. Ben orada yoktum. Arada benim çalıştığım şeyler de çıkabiliyor. Neyse çok da burada durmayalım. Bakalım bakalım. Evet, bunların üzerinde çok uzun süre durmanın bir anlamı yok. Belki şuraya bir ben bu sitede under construction ama bir de Neferka diye bir takım markası kurdum. Bu da hani genel tasarıma yaklaşımını okuldan çıkınca bir anda nasıl hemen bir marka adının altında ama bunu dünyaya nasıl getirebilirim? Yani hani lisans yapmışsınız, bir şeyleri eksik bulup yüksek lisans yapmışsınız tamamlamak için. Kendinizi artık bir takım şeyler yapmaya hazır hissediyorsunuz. Ve piyasaya çıkmak istiyorsunuz. Heyecanlı, genç tasarımcısınız. Bir yandan işte finansal güçlükler var. Bir yandan bunu nasıl yapacağım, edeceğim. Farklı işlerle de uğraşıyorum, ders veriyorum falan filan derken. Hani takı mantıklı geldi. Çünkü 3D printerlar vasıtasıyla üretim yapabiliyorum. İşte kapalı çarşı aksesim var. Amerika'da yaşamıma rağmen Türkiye'ye gelip gittiğim sırada kapalı çarşıda seri üretime geçirebilirim. Gibi yani birçok kolaylık sağladığı için bu takı fikri bana. Takıya yöneldim. Ve böyle bir marka kurdum. Birkaç tane ürün çıkardım. Onların satışıyla devam ettim. Daha sonra işte custom, kişiye özel tasarımlar vesaire yapmaya başladım. Hala da yapıyorum. Ama biraz geri plana attım yani farklı şeyler yapmak istediğim için. Uzun süredir çalıştığım pek çok proje var ama hepsinden de tek tek bahsetmenin çok bir manası yok ki. Bu benim range'imi, yaptığım farklı işleri bir parçacık size tanıtma konusunda faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Aslında hani sizin sorularınız varsa ya da diğer katılan arkadaşlarımızdan soru varsa belki onu alabiliriz diye düşünüyorum. Gerekirse ekranımı tekrar paylaşırım bir örnek göstermek Hocam istersen. gelen sorular var. Özellikle az önce bahsettiğiniz takı tasarımıyla ilgili. Şöyle bir soru var. Ürün tasarımına göre takı tasarımı kendi içerisinde nasıl özelleşiyor diye bir sorumuz var. Çok güzel. Şimdi ürün tasarımcısının takıya bulaşması aslında birazcık dışarıdan bir şey oluyor. Yani hani takı dediğimiz şey ya çok geniş bir kere her şeyden takı yapılabilir ama genelde takı ya yani hani benim bu uğraştığım bronz, altın, gümüş gibi metallerin işlenmesi ya kapalı çarşıda gümüş ustası ayrı, altın ustası ayrı ve bunlar zanaatçı hepsi. Hani özellikle ya Osmanlı'dan beri yapılan bir şey bu. Özellikle Ermenilerin metal işçiliği çok ünlü Türkiye'de. Hatta Zilciyan markasını bilirsiniz. Dünyanın en iyi davul zilleri Zilciyan'dır. Yani Osmanlı döneminden beri ta savaşlarda kullanılan zillerden beri özellikle Ermeni ustalarla olmak üzere İstanbul'da üretiliyor. Metal işçiliğimiz çok iyi. Bu zanaat mevzusu
zaten İstanbul'da olan bir şey. Siz tasarımcı olarak buraya girdiğinizde şey diyorsun işte bu benim modelim falan filan dediğiniz zaman sizle dalga geçiyorlar. Çünkü orada öyle bir şey yok. Yani kapalı çarşıda bir yerde siz bir şey koyduğunuz zaman ertesi gün karşıdaki dükkanda aynısını ustasına yaptırıp koyuyor. Böyle bir tasarım telif hakkı, formu işte bir şeye mal etmek gibi bir şey yok. Markalama çok eksik tabii. Yani zanaatçılar bunu çok iyi bilmiyor. Bunu iyi yapan birkaç kişi var. Sen bıçakçı falan yani hani mesela onun da işlerine bakarsanız çok böyle zanaat işidir. Tasarım işi değildir daha çok. Ama bu markalama işi çok zayıf. O yüzden tasarımcının bir kere bütüncül yaklaşım olarak çok büyük avantajı var zanaatçıya. Çok da büyük bir dezavantajı var. Çoğunlukla biz el işçiliğini bilmiyoruz. Ya bütüncül yaklaşım derken şunu kastediyorum avantaj olarak. Siz ürünü tasarlayabilirsiniz, markalamasını yapabilirsiniz, hikayesini yazabilirsiniz, Instagram sayfasını açabilirsiniz, web sitesini kurabilirsiniz, satış kanallarına ulaşabilirsiniz. İşte her şeyini yapabilirsiniz. Zanaatçı onu değil. Zanaatçı işini biliyor. Yani altında, gümüşle neyse onunla uğraşmayı biliyor. Ama onların da avantajı şu, sizin dezavantajınız tasarımcı olarak. Birebir elle işçilik yapmadığınız için tam istediğiniz sonuçları alamayabiliyorsunuz. Burada 3D printerlar vesaire yardımınıza yetişiyor bir noktaya kadar. Onun dışında takıda şöyle bir şey var, problem var. Yani özellikle altın ve kimi zaman da işte değerli taş falan çalışırsanız ürün birazcık gramaj ve taş fiyatı üzerinden değerlenmeye başlıyor. Çünkü zanaatçılar öyle satıyor. Model onlar için bir değer, yani form onlar için bir değer olmadığı için yani çok ekstrem bir işçilik yoksa kaç gram altın tartıyor şu kadar. İşte taşın karatı ne? Bu. Topluyor onların fiyatını. Kendi kat sayısıyla, işçiliğiyle bilmem ne ekleyip bir fiyat çıkarıyor. Siz tasarımcı olarak kendi konumlanmanızı hikaye üzerinden, hedef kitle üzerinden vesaire yapıyorsunuz. Orada mesela bir farklılık var. Bilmiyorum bu tip yani hani şeyler var. Hani standart zaten var olan bir endüstri içerisinde biraz daha farklı biri olarak giriyorsunuz. Piyasadaki takı tasarım, ya yani mesela Nazan Pak, Ela Cin Doruk hani onlar mesela tasarımcı olarak takı nasıl tasarlanır, nasıl yapılır, doğru işbirlikleri kullanarak çok önemli. Yani Türkiye'deki herhalde bu konuda bir numara insanlar. Mesela onları inceleyebilirsiniz. Nasıl yapmışlar bu işi? Başka ne diyebilirim? Hocam, Öyle yani. bu konuda peki kullandığınız programlar var mı? Yani az önce Tabii. 3D printerlardan bahsettiniz. Onun dışında bilgisayarda kullandığınız programlar Evet, yani veya şimdi sürecin nasıl piyasada işlediğiyle mesela ilgili. Matrix diye bir program var. Şey, Rhino'nun eklentisi. Rhino'nun takı için özel eklentileri var. Onları tavsiye ederim öğrenmek istiyorsanız. Kapalı çarşıdaki ustalar, ha şöyle de bir şey var. Kapalı çarşıdaki ustalar sahtekarlık yapmamaya başladı. Onlar da şimdi Rhino Matrix öğreniyor. Ya da çizimci diye tuttukları birileri var. Onlara çizdiriyorlar. Çizimciye göndereyim bilmem ne falan böyle. Ya ben mesela bir model yolluyorum. Sahtekara diyorum bunu yapabilir miyiz falan sorun olur mu? Yo diyor ben hemen bunu çizimciye göndereyim. O çizsin. Ne demek bu? Yani hani işte şimdi taşın montörü var. Taşı tutmak için işte belli bir et kalınlığı lazım o parçaya. İşte böyle bir el gibi bir şey. Küçücük bir şey. Onun tam milimetrik ölçüsünü o biliyor en iyi. Ben çok iyi bilmediğim için diyor ki çizimci alsın, çizimci yapsın falan. Çünkü o sadece bunu yapıyor. Sadece taş montörünün ne kadar olması gerektiğini biliyor vesaire. O kişi çok iyi bir şekilde hani mesela benim tasarımlarımı revize ediyor hiç bozmadan ürettirebiliyor. Rhino Matrix dışında kullandığım bir şey yok. Ama 3D printer olarak şeyler iyi. Bu Retinal 3D printerlar var. SLA dedikleri lazerli. Sıvıyı şey yaparak, dondurarak UV ışınlarıyla çalışıyor. Onları araştırırsanız iyi markalar var onlarda. Yani Form 3 sanırım şu anda en son çıkardıkları Form diye bir firma var. Form 2, Form 3. Onların 3D printerları iyidir. Biraz da pahalıdır. Onun uzak doğudan gelen benzer aynı üretim tekniğini kullanan benzer mutabık şeyleri, muadilleri var. Onlara da bakabilirsiniz. Şey yapabiliyorsun mesela. Dökülebilir reçine diye bir şey var. Ona bastığınız zaman şey alabilirsiniz. Alçı kalıp alabilirsiniz direkt ondan. 3D print ettiğiniz şeyi eritiyorsunuz. İçine değerli mineralinizi, şey madeninizi döküyorsunuz. Bitti gitti. Ha Shapebase gibi siteler var mesela. Türkiye'de hala nasıl yok inanamıyorum yani. Metalden 3D print edilmiş şeyi size yolluyorlar. Yani onlarda mum 3D printer'ı var mesela. Kapalı çarşıda olanın aynısı. Servis olarak yüklüyorsunuz Shapebase.com'a 3 boyutlu modelinizi. Size hangi malzemeden kaç paraya çıkar hepsini söylüyor.
İster plastik, ister metal, ister seramik de vardı. Seramik kalktı gerçi. Ne isterseniz basın. Hani farklı teknolojileri var. Tozu işte birleştirerek metal yapma ya da işte mumdan basıp mumdan döküm yapma falan gibi. Açın, okuyun, öğrenin. Tavsiye ederim. Size çok şey katacaktır. Her birinin farklı kısıtları var. İşte ince işçilik yapmak istiyorsanız bir tanesi uygun. Daha güçlü, sağlam bir şey yapmak istiyorsanız bir diğeri uygun vesaire. Mutlaka Shapeways'in hatta Material Resources kısmını okumanızı tavsiye ederim. Hocam bu kadar farklı yerde çalışmış, bu kadar proje yapmış olmanıza rağmen sizce tasarımda çok yönlülük mü daha önemli yoksa tek bir işte ustalaşmak daha mı kıymetli? İkisi de kıymetli. Yani ben bunun idealini şöyle söyleyebilirim. Her işten bir parçacık anlayıp bir tanesinde çok iyi olmak. Yani hedef bu olmalı. Animasyon da yapıyorum. Ne bileyim çizim de yapıyorum. Grafik tasarım da yapıyorum. Üç boyutlu modelde 3D printing'de devasa şeylerin üretimiyle de uğraşıyorum. Seri üretimdeki ürünlerin işte ne bileyim bilmem nesiyle de uğraşıyorum. Paketiyle, ambalajıyla da uğraşıyorum. Bunların hepsini bir arada yapıyor olmak lazım. Ama bunlardan bir tanesinde de ve en sevdiğinizde ustalaşmak lazım. Burada şey yani önemli, hani bunun dengesini kurabilmek bence önemli bir şey. Çeşitlenirken fokuslanabiliyor olmak, yani ikisini bir arada yapmak. Asıl dağılma mevzusu, yani hani bu çeşitlenme mevzusunda şey çok önemli. Yani hani güzel filmler izliyor musunuz? İyi diziler izliyor musunuz? Doğru düz kitap okuyor musunuz? Müzik dinliyor musunuz? Bunlar en önemlileri. Çünkü herkes, bütün tasarımcılar zaten tasarım yapıyor. Bütün tasarımcılar tasarım bloglarını takip ediyor. Ve tasarımla ilgili her şeyi tasarımcılar zaten biliyor. Farklılaşmak eğer önemli bir şeyse, eşsiz bir tasarımcı olacaksanız, gittiğiniz tiyatro veya okuduğunuz kitap çok daha önemli. Yani dolayısıyla bu çeşitlenmeyi sadece tasarım disiplininin alanlarını keşfetmek olarak görmemek, birazcık da sanat ve kültürün takipçisi olmakta da fayda var. Hocam girişte de bahsetmiştik. Chicago'da yüksek lisans yaptınız. Buradaki eğitimle oradaki eğitimi kıyasladığınızda ne gibi farklılıklar göze çarpıyor? En belirginleri neler sizce? Ya bir kere şunu da söyleyebilirim. Kendim de Türkiye'de eğitim veren biri olarak Medipol Üniversitesi'nde yani bir Mimar Sinan eğitimi ile İTÜ eğitimi arasında fark olduğu gibi Medipol Üniversitesi'nin eğitim sisteminde de çok da farklı yaklaşımlar var. Yani eğitim sistemindeki farklı yaklaşımları okul bazında incelemek daha doğru olur. İTÜ ile SAIC, benim okuduğum okulu karşılaştıracak olursak, İTÜ standart endüstriyel tasarım. Yani hani birazcık aslında onu aşmaya çalışan derslerimiz olmuştu. Yani özellikle ikinci sınıfların işte BNL projesi veya ben de girmiştim İTÜ'de bir iki derse misafir eğitmen olarak. Bir takım dersler var ama ya genel olarak İTÜ'de standart endüstriyel tasarım hani eğitimi veriliyor. Mimar Sinan'ın eğitim sistemini çok hakim değilim. Bilmiyorum ne tip dersleri var. Kulaktan dolma bir şeyle de konuşmak istemiyorum. Diğer okulları, özel okulların veya vesaire neler yaptığından çok daha benim yok ama bilgide mesela Avşar Hoca'nın derslerini arada bir takip ediyorum. Avşar Gürpınar'ın. Benim ilgimi o çekiyordu mesela. O mesela biraz daha sorgulayıcı, eleştirel yaklaşımlarda falan bir takım işler ürettikleri için hoşuma gitmişti. Neyse, İTÜ ile School of the Arts of Chicago karşılaştırmasına geri dönelim. İTÜ'nün standart endüstriyel tasarım eğitiminden çıkıp bir iş bulabilirsiniz. Kendi tasarım ofisinizi kurabilirsiniz. Tasarım yapabilirsiniz yani. School of the Arts of Chicago'da çıkıp bunu yapmak birazcık zor. Çünkü okul sizin kafanızı toparlayıp fokusla yani odaklamaktan ziyade birazcık daha sizi kafanızı karıştırmaya doğru hedefliyor. Yani hani biraz bu insan sanat yapsın, biraz performans, heykel, resim bunları görsün. Art and Tech diye bir bölüm var. Oradan ders alsın, işte Arduino ile programlama yapsın, işte bir şeyler yapsın vesaire. Şimdi buradan çıktıktan sonra aslında yetileriniz mesela teknik bir okulda daha güçlü. Yani hani üç boyutlu modellemeniz, işte ne bileyim PAF'ta hazırlamanız vesaire daha güçlü. Ama oradaki insanın biraz daha vizyonu daha farklı şeylere çalışabilir oluyor. Yani İkisi de piyasada iş yapabilir ama aslında İTÜ çıkışlı birinin piyasaya adapte olması daha kolay. School of the Arts of Chicago'dan çıkan birinin bir galeride sergi açması çok daha mümkün. Ya da bir sanatçıyla işbirliğine gitmesi.
bir sanatçı rezidans programına kabul edilmesi, bir teori üretmesi, bunlar daha kolay. Çünkü vizyon ve düşünce odaklı. Bir de orada da mesela butik ürünler yapabilmesi daha kolay. Neden? Çünkü atölyeler çok iyi. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Talepkar olmanız sizin öğrenci olarak çok önemli. Atölyeleriniz çok önemli. Şimdi pandemi bittikten sonra okullara gideceksiniz ve atölyelerinizde çalışacaksınız. Atölyede ahşap işçiliği bilmek, metal işçiliği bilmek vesaire sizin belki ileride kendiniz yapacaksınız, belki yapmayacaksınız ama küçük ölçekte üretime hakim olmanız demek. Yani büyük ölçekte üretim için zaten bir fabrika stajı yaparsınız ya da işte malzeme dersi var. Daha teorik bir şeydir o yani, yani bir plastik enjeksiyon ama elde çıkan atıyorum bir lamba koleksiyonu çıkarmak istiyorum. Bir aydınlatma koleksiyonu çıkarmak istiyorum. İnanın her şeyi Şişhane'de yaptırabilirsiniz yani Galata Kulesi etrafında. Ama sizin üretime hakim olmanız lazım. School of the Artists of Chicago'nun en büyük avantajlarından biri müthiş bir seramik, ahşap, metal atölyesi vardı. Hepsini ayrı ayrı gidip kullanıyor. Kaynak da yaptım, metal de kestim, ahşap da doğradım. Hatta ham ahşaptan yani bir sürü ürüne kadar bütün aşamaları yapmış oldum. Bu konuda okullarınızdan talepkar olmanızı, birebir atölyede çalışmanızı tavsiye ederim. Böyle bir şey vardı. Yani hani bu da tabii okul pahalı bir okul yani. Hani buradaki okulların bütçesi kimi zaman bu tip şeylere yetmiyor. Eğer ki okul atölyesinin yetersiz olduğunu düşünüyorsanız o zaman da mutlaka küçük üreticilerle ortak çalışın. Yani ne yapın? Gidin bir tornacıyla tanışın. Ona bir şey yaptırın. Gidin bir ahşap ustasıyla, metal ustasıyla çalışın. Onunla bir şey yaptırın. Mermer ustasıyla çalışın. İstanbul'da zanaatçılar kimi zaman çok yardımcı olabiliyorlar. Kimi zaman olmayabiliyorlar ama kimi zaman çok yardımcı olabiliyorlar. Bunun avantajını kullanın. Üretimi birebir görün. Deneyin. Soluyun. Neyin nasıl yapılabilir, nasıl yapılamaz olduğunu ancak o şekilde görürsünüz. Kavga edin ustalarla. Böyle yapacağım, şöyle yapacağım bilmem ne. Yani hani onlar şeyi kabul etmez mesela. Ya işte şöyle bir şey getirdim. Biraz farklı ama yok böyle olmaz der. Siz biraz bastırırsanız olduğunu gösterirsiniz. Öyle bir şey var ama ya mutlaka bu zanaatçılarla çalışmayı öğrenin. Ve bu zanaatlar da kayboluyor. Yani hani çırak yok hiçbirisinin altında. O yüzden hani bu kaybolan şeyin kaybolmaması için uğraşın ve belki de hani tasarımcı zanaatçı işbirliklerinin son dönemine giriyor olabiliriz. Çünkü zanaatlar gerçekten çok azalıyor. Yani mermer atölyesine gittim, çırak yok. Metal atölyesine gidiyorum, çırak yok. Herkes başka işlerle meşgul olmayı tercih ediyor. O yüzden hani bu şeyin son dönemlerinde olabiliriz. İstanbul'daki yoğun zanaatçılık. Gerçi Türkiye'nin çeşitli yerlerindensiniz eminim ama kendi memleketinizde de çok büyük zanaat vardır eminim. Türkiye'nin her yerinde zanaat var çünkü. O zanaatçılarla tanışın, öğrenin. Mesela Begüm Cana Özgül Konya'ya gitti. Konya'daki kadınlarla halı dokuma üzerine bir koleksiyon çıkardı. Ve gelirin bir kısmı Konya'daki halı dokumacılara gidiyor. Bu hem etik olarak güzel bir şey hem de bir yandan da zanaatın tasarımcı ile birleştiğinde çıkabilecek çok enteresan örnekleri görmemize vesile oluyor. Hocam şöyle bir sorumuz var. Yurt dışında eğitim almak isteyenlerle ilgili bu süreçte neler bekliyor, neler yapmalılar? Sizin orada yurt dışında eğitim almış birisi olarak tavsiyeleriniz nelerdir? Çok geniş bir soru. Neresinden yaklaşacağım bilemedim ama yurt dışına gitmeden önce bir hedefiniz olması lazım. Yurt dışına değil, X bir okula gidiyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yani bu X okulu niye seçtiniz? Bir kere o önemli. Her okulun bir vizyonu var. Vizyonunu okulun en iyi anlamak için de bence yüksek lisans projelerine bakın. Çünkü hani lisans projeleri biraz daha standart eğitimler ama yüksek lisansta bir okulun diğerinden nasıl ayrıldığını görürsünüz. Evvela bir onu iyice bir araştırmasını yapın. Daha deneysel bir şey mi istiyorsunuz? Kullanıcı deneyimi mi, design and emotion mı, tasarım ve mühendislik mi ya da işte şu mu bu mu derken hani bu tasarımın yan dallarını hangisiyle çalışmak istediğiniz sizin nereye gideceğinizle ilgili bence çok kritik. Ondan sonra yurt dışındaki hayat her ülke her şehir bazında bambaşkadır. Mesela Amerika'ya giderseniz Doğu veya Batı yakasını tercih etmenizi öneririm veya Chicago'ya. Yani onun dışındaki yerlere gittiğiniz zaman birazcık hani Amerikalıların tabiriyle in the middle of nowhere yani hiçliğin ortasında etrafınızda çok da fazla bir şey olmayan yerdesiniz. Bence tasarımcı olmak için büyük şehirde olmanın faydası var. Şu açıdan faydası var. Çünkü etrafınızda sürekli sanat faaliyeti, sürekli üretim, sürekli yenilik, devamlı bir şeyler görüyorsunuz. Bunlar sizi şu ya da bu şekilde besliyor. O yüzden ben büyük şehir seçmeyi de öneririm. Onun dışında havası, suyu, toprağı, neresi sizi çekiyorsa denemekte fayda var.
Avrupa'nın da yani Avrupa'ya gidince şöyle olacak diye bir şey yok. Yani hani Hollanda'da da yani Hollanda'ya gittiniz mesela işte orada Hollanda'ya gidersen şöyledir diyemem. Çünkü yani bir Delft'le Eindhoven'ın eğitim sistemi bambaşka. Bir Eindhoven'a gittiğiniz zaman Eindhoven star tasarımcı çıkarmak üzerine bir okuldu. Hala ne yapıyor bilmiyorum. Ya şu anda neler yapıyor bilmiyorum ama Delft'e gittiğiniz zaman biraz da tasarımın ilerlediği trendleri endüstrinin içine nasıl entegre edebilirim onu düşünen bir okul. Design and Emotion, Interaction Design ya da işte Design Engineering gibi böyle biraz daha piyasaya tasarımcıyı daha spesifik alanlarda uzmanlaşmış şekilde çıkarmak üzerine. Ama bir şirket içerisinde genelde düşünen bir okuldu Delft. Tabii farklı programların farklı amaçları olabilir. Şimdi Hollanda'ya giderseniz şöyle olur diyemem. Yani okul bazında değerlendirmek önemli. O yüzden. Bir de tabii hani şunu da unutmayın. Orada yaşayacaksınız. Motivasyon önemli. Sizi çeken yemekleri olsun, sizi çeken müzikleri olsun, insanları olsun. Bir de yabancı dilinizi arkadaşlar mutlaka güçlü tutun. Yani yurt dışına çıkacaksınız veya çıkmayacaksınız. Bu işi yaparsanız dünya bir miktar dünya vatandaşı da olmak zorundasınız. Pek çok şeyin kaynağı Türkçe'de maalesef hala doğru dürüst yok. İngilizcenizi ve mümkünse ekstra bir dili iyi tutmanızı tavsiye ederim. Teşekkürler hocam. Hocam şöyle bir soru da gelmiş. Sizinle çalışmak isteyenler için yani öğrenci alıyor musunuz onu bilmiyorum ama portfolyo kabul ediyor musunuz? Ediyorsanız da nelere dikkat ediyorsunuz? Bununla ilgili bir soru gelmişti. Ya güzel bir soru. Ben almıyorum çünkü çalışmalarımı şimdi kendim yapıyorum ve yeterliyim. Yani hani ekstra bir iş gücüne vesaire ihtiyacım yok. Ama birileriyle beraber çalışmak ileride isteyebilirim. Bir portfolyo başvurum yok. Ama başvursaydım neye dikkat ederdim onu size açık açık söyleyeyim. Bu çok önemli bir şey. Arkadaşlar bir işi alıyorsanız bunun en önemli sebebi karşı tarafta uyandırdığınız güvendir. Yani o insanlar size iş veriyor ve iş veriyor, para veriyor karşılığında. Yani iş alıyor daha doğrusu. Siz ona iş veriyorsunuz, o size para veriyor. Ve burada bu insanların bunu yapmasının sebebi size duydukları güvendir. X kişi. Bunu mu alalım yoksa Y kişiyi mi alalım? Bakıyor. X kişiyle Y kişinin portfolyosu aşağı yukarı aynı. Hangisini alır? Tabii ki de tanıdığı vasıtasıyla bulaşır. Gelin. Neden? Çünkü karakterini de biliyor. Şimdi bu şey şu açıdan yani network'ünüzü güçlü tutun. İnsanlarla tanışın. Onlarda güven uyandırın. Yaptığınız işleri gösterin. Bir proje aldığınız zaman deadline'ını asla ve asla geçirmeyin. Derslerde bunu mümkün olduğunca sıkı tutmaya çalışıyorum ama bunun ne kadar önemli olduğunu anlatamam. Bir kişi size şu ya da bu şekilde bir iş verirse onu vaktinde kaliteli, temiz bir şekilde yaptığınız zaman kesinlikle bir sonraki geliyor. Yani hakikaten böyle. Karşınızdakinde güven uyandırdığınızda. Portfolyonuz güven uyandırmak için güzel bir araç. Grafik tasarımları temiz olsun. Projelerde eksik, göze çarpan nokta olmasın. Onları tamamlayın. İyi yetilerinizi gösterin. Mesela üç boyutlu modelleme bakıyor portfolyoya. Ne ihtiyacı var? X tası. Ya herkes sizin okuldan çıktığınız anda proje tasarlamanızı beklemeyecek. Hatta yani girdiğiniz bir firmaya üç boyutlu model yapabilirsiniz, üretimde durabilirsiniz vesaire. Hani baştan sona bir projeyi tek başınıza tasarlamak gibi bir şey çok olmayabiliyor. Sizden ne bekliyor? Muhtemelen üç boyutlu modelleme, render alma, bu tip şeyleri bekleyecek. O zaman karşınızdakinde güven uyandıracak kalitede temiz renderler alın. Üç boyutlu modeller yapın. Yetilerinizin çok iyi olduğunu gösterin. Karşı tarafta güven uyandırdığınız sürece iş alma ihtimaliniz artıyor. Onu söyleyebilirim. İleride de belki stüdyom büyürse, tek kişilik bir stüdyodan çıkmam söz konusu olursa elbette biriyle çalışmayı çok isterim. Ama şimdilik öyle bir planım yok. Sorduğun için de teşekkür ederim. Ederiz hocam. Hocam onun dışında siz takı tasarımına yöneldiniz. Neferkaya kurdunuz. Bundaki en büyük etken neydi sizin için? Yani diğer tasarımlara da yönelebildiniz ama ayıran özellik nedir? Takının sembolik bir şeyi var. Bu benim ilgimi çekiyor. Yani hani takı anlam yüklü bir nesne. Boynumuza yani ilk takılar hayvan dişleri falan filandı. Neden? Çünkü işte avladığın hayvanın belki ruhu falan sana geçiyormuş gibi bir şey hissediyordum bilmiyorum. Yani bununla ilgili teoriler mevcut ama tam olarak da bilmiyoruz.
insanın bedenine bir şey takması, bir dövme de olabilir bu. Ya da bir kıyafet de olabilir. O nesneyle bütünleşmesi, bedeninin bir uzantısı haline gelmesi, onun anlamını da yüklemesi. Bunlar benim birazcık ilgimi çekiyordu. Tezimde zaten bir tane takı tasarlamıştım. Hani onun şeyi, onu da bir koleksiyona çevirebileceğimi düşünmüştüm. Bunlar birazcık şeydi. Bunun dışında bir fiziksel kolaylık mevzusu var. Yani şimdi mobilya koleksiyonu çıkarmaya kalksam çok zor bir şey. Neden? Çünkü otur, tamam hepsini tasarladım diyelim. Üretim. Yani bu koca koca parçalar hepsini üreteceğim. Ondan sonra stok. Nereye stoklayacağım? İşte gönderim. Nasıl göndereceğim? Bunların hepsi kocaman bir şey için dert. Takı için çok kolay. Benim şu anda bakın şurada. Bütün takılarım burada. Yani hırsızlar görmesin ama bütün takılarım orada. Bir tane dolapta duruyor. Stok kolay. İçeride bütün kutular duruyor. Yeni mi yapmak istiyorum? Bir telefon. Sağdakileri arıyorum. Üç boyutlu modeli gönderiyorum. Fiyat alıyorum. Bitti gitti. Bu pratiklik benim Defne Koz'da çalışırken bir yandan da bu işi yürütebilmemi sağladı. Yani takının bir pratikliği var. Nasıl bir dezavantajı var? Zanaatçılarla şey yapıyorum, kapışıyorum. Onlar benden çok daha hızlı üretiyorlar. Modellerinizin çalınması çok kolay. Buna çalınmaması açısından şunu yapabilirsiniz. Markanızın hikayesi çok sağlam ve çok özgün olursa çalınamaz. Çünkü artık şey der yani hani o yaptığınız ürünler ve şeyler. Yani güneş saati bir noktada benimle özdeşleşmişti ya. Arkadaşlarım güneş saati görünce bana fotoğrafını atıyordu. Çünkü bir sürü güneş saati takısı yapmıştı. Çünkü başkası yapmaya çalışsa, çalsa artık çakma eli ben son olacak. Yani onu yakalamak önemli bir şey olabilir. Kopyalanmamak adına. Takının böyle bir takım avantajları var. Bunlar seçme sebeplerimden bir kısmıydı. Ama yani ben bu işe takı diye başlamadım. Öyle de bir şey var. Tezimde biraz daha insanın bedeniyle ve ruhuyla, etrafıyla daha çok ilişkilenmesini ve onun bir parçası olduğunu, bu işte bizim sınır sandığımız bedenin aslında bir sınır olmadığını, bunun tamamen bir geçiş bölgesi olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili olarak bir şeyler yapmak istiyordum. Yani bütün proje oradan çıkmıştı. Bununla ilgili olarak denizcilerin kullandığı bir işte yıldızlardan bakarak yol buldukları bir aleti bedenle daha ilişkili hale getirmiştim. Birinci proje oydu. İkinci projede bir takıydı. O da bedende duran bir takın güneş saatine dönüşmesi. Dolayısıyla siz zamanı okurken işte telefona bakıp 17-35 gibi bir rakama ulaşmıyorsunuz da gölgenin cisim üzerindeki hareketinden daha deneyimsel bir zaman hissiyatına ulaşıyorsunuz. Ben böyle başladım. Ha, bu ne olur? Takı olur deyip en pratiğinden o şekilde yola çıktım. Buradan yola çıktığım için ben Neferka gibi biraz daha farklı bir marka kurabildim ve insanlar güneş saati dediğinde beni düşünmeye başladı. En azından arkadaşlarım, demiyorum ki bütün dünya ama hani tanıdığım insanlar, çalışmalarımı gören insanlar beni bir şekilde o kavramlarla özdeşleştirdi. Yani aslında sizin tasarımcı vizyonunuzun, görüşünüzün ışığında bir şeylerin şekillenmesi daha doğru. Dolayısıyla hani sizin yapacağınız şey belki mobilya olmak isteyebilir, belki mumluk olmak isteyebilir, belki masa olmak isteyebilir, belki heykel olmak isteyebilir. Ya belki plastik enjeksiyon kalıptan çıkan bir şey olmak isteyebilir. Yani belki herkese ulaştıracak bir şey istiyorsunuz. Belki o sizin için daha önemli. Yani o yüzden bu tip konularda şey yapmamak, başkasının yaptığını tekrarlamamak, kendi içindeki o eşsiz töze ulaşmak, bunlar önemli şeyler. Onu söyleyebilirim. Teşekkürler hocam. Hocam başlangıçta projelerinizi gösterirken hep bir hikayesinden bahsettiniz. Sizce tasarımda hikaye önemli mi yoksa hikayesi olmayan bir tasarımda varlık alabilir mi? Ya hikaye enteresan bir şey. Ya İspanyolca'da kelime ne demek biliyor musunuz? Dur, oraya gelmeyeyim. Bilmiyorum. İngilizce'de kelime word, değil mi? Yani mesela I give Evet. you my word dediğiniz zaman söz veriyorum. Aynı Türkçe'deki anlamda. Yani lafın söz olarak tamamen gerçeği, hakikati yansıttığı. Hani söz veriyorum, sana sözümü verdim. Sözün üstüne bir şey söz. Söz hakikattir falan gibi bir yaklaşım var. Söz yerine İspanyolca'daki şeyi kullanırsak kelimeyi palavra. Su palavra böyle derler İspanyol. Palavra ya yani, hikaye biraz öyle bir şey. Hikaye palavra ya yani, hani palavra da bunun tam zıttı. Yani sizin kelimelerle anlattığınız şey hakikati temsil ediyor olabilir. Ürünle ilgili bir hakikati işaret ediyor olabilir veya tamamen zırvalık olabilir. Yani bugün bunun iki uç örneğini de görüyoruz.
Hikaye arkadaşlar, bana kalırsa sizin o ürünü yapma sebebinizi yansıtıyorsa, o ürünün maddeselliğinden işlevine, failliğine, şiirselliğine kadar her şeyi gerçekten ifade ediyorsa bu hikaye iyi bir hikayedir. Etmiyorsa o hikaye palavradır.